Adana Şube Başkan Yardımcımız, sayın medyada yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapmak gereği duyuyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar Mehmet abi öne çıkıyor. Mehmet abi, Mehmet Öztürk'ü tanımayan var mı burada arkadaşlar? Mehmet abi bugüne kadar kalp kırıcı, şiddet yapıcı veya kötü bir laf ağızdan duydunuz mu arkadaşlar? Hayır. Mehmet abinin böyle bir şey yapacağına inanıyor musunuz? Hayır. Maalesef kıymetli arkadaşlarım, Mehmet abi belki kendisi biraz sonra konuşmak ister. Böyle bir iftiraya maruz kaldı. Kendine şiddet uygulandığı halde sesini çıkarmadı. Dedi ki bir sağlık çalışanıdır, hata yapmış olabilir. Ama çeşitli mecralara çekildi. Onun için bugün bu basın açıklamasını yapıyoruz. Sayın Mehmet Öztürk kendisinden 30 yaş küçük bir hemşire tarafından. Bu arada belirteyim, hemşire kadın değil arkadaşlar. Bir erkek, Mehmet abinin iki kat enliliğinde olan ve babayı diyelim bir arkadaş. Hem sözel hem de bu arkadaş tarafından, bu kişi tarafından, bu hemşire tarafından şiddete maruz kalmıştır. Bu üzücü olay ne yazık ki bazı çevrelerce çarpıtılarak olayın tam tersi lanse edilmiştir. Sayın Öztürk uğradığı saldırıya rağmen durumu soğukkanlılıkla yönetmiş ve olayın büyümesini engellemiştir. 20 Eylül 2024 tarihi Cuma günü Sağlık Sen Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk Doğankent Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hekimler ve hemşireleri, hekimler, ebeleri ve hemşireleri sonbahar şenliğine davet etmek üzere ziyaret etmiştir. Tüm çalışanlara sendika ayrımı gözetmeksizin, zaten biz dedik ya arkadaşlar, tüm sağlık çalışanlarına, tüm hemşirelere, tüm ebeleri, tüm hekimlere davet ettik. Sendika ayrımı davet gözetmeksizin davetiyelerini vermiştir. Meslek hayatı şaibelerle dolu olan hemşire Ahmet Keser'e de davetiye verilmiş ve kendisiyle sendikal bir sohbet gerçekleştirilmiş. Size de gösterebilirim. Bu kişiyle, hemşireyle Mehmet Bey'in beraber oturup sohbet ettiği, davetiye verdiği resimler de var. Size gerekirse verebiliriz. Davet süreci tamamlandıktan sonra Sağlık Sen ekibi yola koyulmuşken Ahmet Keser demir koltuğa yaslanarak bir hemşire arkadaşlarımıza sesleniyor. Diyor ki bunlar mal. Bunlara diyor olan da mal. Ve bunu buraya gönderen Sağlık Müdürlüğü de mal diyerek Başkan Yardımcımız Mehmet Öztürk'ün şahsında tüm sendika üyelerimize ve burada bulunan İl Sağlık Müdürlüğümüze hakaret etmiştir. Bunun üzerine Mehmet Bey geriye dönerek çok ayıp ediyorsun, hepimize saygısızlık yapıyorsunuz diye tepki göstermiş. Geçmişi şaibelerle dolu olan hemşire Ahmet Kesen ise Mehmet Öztürk abimizin üzerine yürümüş. Ve arkadaşlar bu olay öyle lanse edilmiş ki kamera kayıtları orada mevcuttu zaten, biz savcılığa bununla ilgili suç duyurusunda bulundu Mehmet abi avukatımız vasıtasıyla. Suç duyurusunda bulundu. Hani kameranın belli bir şöyle şu hareketi var sadece. Bu hareketi alarak tüm basına servis edilmiş. Aslında bu suçtur yani. Sen devletin şeyini bir kesit alıp hani kameranın tümünü yaylasın yine bir şey demeyeceğiz. Çünkü burada mağdur olan Mehmet abi hani geri dönüyor ya. Geri dönerken kardeşim ne diyorsun, ayıp değil mi yaptığın falan derken sadece bir kare fotoğraf alarak yayın yapılmıştı ve maalesef olay çarpıtılmıştı. Tabii biz Sağlık Sen olarak bu tür nahoş olaylara alışıyoruz. Ne diyoruz? Bu gibi olaylarda hep çalıyı dolanıyoruz. Yani hani tabir var ya, ite dalanacağına çalıyı dolan diye, biz bu gibi durumlarda bu arkadaşlarımız saldırıya geçiyorlar arkadaşlar zaman zaman. Bizim hakkımızda, hükümet hakkında, idare hakkında, bakanlık hakkında, ama biz hiçbir zaman için onların bu şeylerine, tahriklerine cevap vermiyoruz. Yine bu olayda da bu olayın üzerine gitmedik. Bizim hedefimiz bölücülük yapmak değil, marjinal grupların etkisinde demlenmek hiç değil. Bizim görevimiz sahada çalışan ebelerin ve hemşirelerin haklarını ve hukuklarını savunmaktır. Basına yanıltıcı bir şekilde servis edilen bu asılsız iddialar gerçekleri saptırma amacı taşımaktadır.
olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve hukuki sürecin doğru bir şekilde işletilmesi için gerekli başvurular yapılmıştır. Adli makamların adil bir karar vereceğine de inancımız tamdır arkadaşlar. Demin de bahsettiğim gibi bu olayla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk ve gerekli işlemi yapacağız ve bu konunun takipçisi olacağız. Bu olay basında ilgi çekmek için, hani gazeteci arkadaşlarımız bilir, ilgi çekmek için adam köpeğe ısırdı. Hani köpek adamı ısırsa bir şey olmaz da adam köpeğe ısırırsa haber olur diyorlar ya. Aynı bu da ona benzemiştir arkadaşlar. Sanki adam köpeğe ısırmış gibi haber yapmışlar. Halbuki köpek adamı ısırmıştır. Değil mi arkadaşlar? Köpeklere saygısız yapıyoruz bu arada. Batın şokla. Hani, mecazan. Evet, mecazan. Yoksa köpekleri seviyoruz yani. İtlik yapanları değil. Teşkilat olarak her daim şiddete karşısındayız. Ve bu tür olaylarla her zeminde mücadele etmekteyiz. Başkan yardımcımıza yapılan saldırıyı ve bu asılsız haberleri servis edenleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Adana Sağlık Şubesi olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi için mecliste kabul edilen yasanın mutfak ve laboratuvar çalışmalarında aktif rol aldı. Şiddetin her türlü karşısında durmaya devam edeceğiz. Mücadeleye kararlıyız. Şiddete karşıyız ama bize de iftira atanların da peşini de bırakmayız arkadaşlar. Ne diyoruz? Mehmet Öztürk bizim kırmızı çizgimizdir. Ne diyorsun Mehmet abi? Abi sen varsa her şey vardır. Yani ben şunu belirtmek isterim. 38 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman ünvanımı ve kişiliğimi kesinlikle elden bırakmadım. Herkese eşit şartlarda yaklaştım. Ama oradaki gördüğüm bu şey, bütün 7500 tane üyeme hakaret saydım. Onun için de karşısında dimdik duruyoruz. Çalışanların devamlı arkasındayız. Bunu bilin arkadaşlar. Bravo! Öztürk'e uzanan eller kırılsın. Öztürk'e uzanan eller kırılsın. Öztürk'e uzanan eller kırılsın. İlk defa görüyorum. Ben evet birkaç sefer Ali Sağlık Merkezi'ne de gittim. Başka yolcu olarak herkesle irtibatım var, samimiyetim var ve konuşmaşlığım var. Ben arkadaşı tanımıyorum. Sadece gittim ben bahar şenliğimizi tanıtmak için bütün üyelerimizi, bütün çalışanlarımızı davet ettik. Bunlar galiba kendilerine sindiremedi bu. Sindirmediğinden dolayı provokatör eylem yapmaya başladı. Arkamızı takip ettik. Ve bizi bu şekilde kışkırtmaya çalıştılar. Biz de buna taviz vermedik. Bütün arkadaşlarla beraber. Yıldırım Bey de oradaydı. Bütün arkadaşlarla beraber. Gidelim siz de var mı? Uğraşmayalım dedik. Uğraşmayalım dedik. Uğraşmayalım dedik. Birkaç adım attım, ilerledim ama bu mal kelimesini duyunca bütün sağlık çalışanlarıma hakaret saydım bunu ben. Ondan dolayı yaptığınız terbiyesizlik dedim. Siz bunu yapamazsınız. Üyelerime terbiyesiz şeyi hakaret edemezsiniz deyip bir uyarıda bulundum. Yaptığım sadece bu ama basına çok farklı yansıttılar bunu. Ben hala sustum. Dedim ki birkaç susarlar, susmadılar. 3-5 gün devam edince bunu peşine düştük arkadaşlar. Olay bu. Teşekkür ederim.